Herkese selamlar. Bugün çok anlık ve çok planımda olmayan bir vlogla karşınızdayım. Bugün gelinlik bakmaya gideceğim. İlk defa bugün gelinlik deneyeceğim. Şöyle, Mayıs'ta düğünüm var. Takip edenler zaten az çok biliyordur. Instagram'da storylerde de gelinlik bakmaya gideceğimle alakalı birkaç story paylaştım. Sonrasında sizlerden çok mesaj geldi bunu vlog çekmem için. Şunun farkındayım. Genelde gelinlikçiler fotoğraf ve video çekilmesini kabul etmiyorlar. Ama benim için de... Bir dakika, şu YouTube'u da kapatalım. Ama benim için de güzel bir anı ve güzel bir... ana olarak kalsın sadece diye bunu çekip YouTube'a yüklemek istiyorum. Yani bugün hayatımda ilk defa gelinlik deneyeceğim bir gün. Böyle saçma sapan bir heyecana girmiş durumdayım. Üzerimdekileri de göstereyim hazır kamerayı çevirmişken. Üstümde hepinizin bir gömleği var. Bu meşhur oversize gömleklerinden. Ben böyle bir tarafını içine sokmak istedim. Böyle kullanmak istedim nedense. Altımda da kusura bakmayın. Bu arada etraf o kadar dağınık ki ben Bursa'dan yeni geldim. Bursa'da da düğünle alakalı böyle birkaç işimiz vardı. Eşya falan bakıldı. O yüzden bavulum hala burada. Burada hala çeyizlik var falan filan derken her yer karışık. Bu süreçler böyle oluyor. Az çok biliyorsunuzdur. Altımda da Trendyol Milan'ın şu meşhur paçası yırtık olan tight'ı var. Tight değil, pantolonu var. Heyecan, artık ne diyeceğimi şaşırdım. Böyle bir kombin yapmak istedim. Kolay hani giyip çıkarabileceğim bir şey olsun diye. Şimdi makyajımı yapacağım. Yüzümde herhangi hiçbir şey yok. Sonra saçımı da şöyle bir alttan toplayacağım ki gelinlik nasıl duruyor diye saçımı da düzgün bir şey yapmam gerekiyor. Şimdi yüzümü iyice nemlendirdim ve hızlıca makyajımı yapacağım. Normalden bir tık daha özenerek bir şey yapmak istiyorum. Çünkü neden olmasın? Kafamda sürekli şey var. Hani gelinlikle sanki saçım ve makyajım çok fark edecekmiş gibi hissediyorum. O yüzden elimden geldiğince iyi hazırlanmaya çalışacağım. Skin Food'un klasik kapatıcısını kullanıyorum. Hatta belki düğün günü bile bunu kullanabilirim. Gerçekten o kadar güzel bir kapatıcı ki. Benim Mayıs'ta düğünüm, eğer tanımayanlar veya kanalıma ilk defa denk gelenler varsa, düğünüm Bursa'da olacak, kınam da İstanbul'da olacak çünkü akrabaların çoğu Bursa'da, karşı tarafta aynı şekilde. Aslında ben sürekli işte 7 ay var, 8 ay var, 9 ay var dediğim için zamanında hep böyle sallıyordum özellikle gelinlik konusunu. Ama artık böyle son zamanlarda böyle 5-6 ay kaldığını ve çok az bir vakit olduğunu aslında fark ettim. Daha doğrusu hatırlatıldı arkadaşlarım tarafından ve böyle ben de bir anda panik moda girdim. Çünkü bu zamana kadar biz çok fazla böyle bir şey bakmamıştık. Eşyada bakmamıştık. Atıyorum ne bileyim gelinlik damatlık gibi şeyler bakmamıştık. Sürekli paslı bir şeyler alıp teyze alıp bir şeyler alıp kenara atıyordum. Ama artık biraz daha hızlandırmamız gerektiği için süreci, o yüzden şöyle en boş vaktimde de bir an önce gelinlik bakmaya başlayayım diye düşündüm. Bence muhtemelen uzun bir süreç olacak benim için. Çünkü ben gerçekten hani hiç denemedim. Zaten onu geç. Aklımda hiçbir şey yok. Aklımda hiçbir şey yok. Hani şu model istiyorum, şöyle kesim istiyorum dediğim hiçbir şey yok. Hani böyle hepimiz, muhtemelen sizin de vardır, yıllar önce işte WhatsApp'a kaydettiği, Instagram'dan kaydettiği, Pinterest'ten likeladığı fotoğraflar. Onlara baktım. Onlar geldi aklıma. Hani daha önce ben hatırlıyorum çünkü bir şeyler kaydettiğim. Hani herkesin öyle bir mood board'u olur ya. Üniversitede kaydettiğim fotoğraflar. Onlara girip baktım. O zaman kaydettiklerimle şu anki zaten vücut yapım alakası yok. O zaman hep böyle şey, aşırı dar balık kesimler kaydetmişim ama böyle bildiğim balık balık yani. Şimdi biraz daha şekillenmeye başlıyor çünkü tuttuğun mekana göre işte salon mu, açık mı, kır mı, buna göre de biraz gelinlik şekillenebiliyor sonuçta. Böyle gibi etkenler varken aklımda aslında gerçekten hiçbir şey olmadığını farkında vardım. Bir de zaten o zaman kaydettiğim şeyleri şu an çoğunu beğenmiyormuşum da, onu da fark ettim. O yüzden mecburen böyle birkaç sefer, bence bugün bunun için yeterli olmayacaktır diye düşünüyorum. Hani bugün denediğim şeyi direkt beğenip evet bunu alayım diyeceğimi hiç sanmıyorum. Ancak böyle bir iki kere baktıktan sonra bence evet şu kol kesimi daha iyi, şu işte bu dantel bana daha çok yakıştı gibi şeyleri
netleştirebilirim diye düşünüyorum. Makyajda da şeyden gitmek istiyorum. Benim daha önce paylaştığım bir makyaj videom vardı. Orada yaptığım bir makyajın aynısını tekrarlayacağım şu anda. O yüzden çok fazla adımları göstermek istemiyorum detaylı. Eğer makyajımın final halini beğenirseniz yukarıda ekranda göreceğiniz videoya tıklayıp detaylarını izleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten birebir aynısını yapacağım. Bu sıralar benim bu imza makyajım gibi bir şey oldu. Hızlıca makyajımı tamamlayacağım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Çünkü şu an herkes hazırmış ve beni bekliyorlar. İlk gelinliği denedim. Şu anda Bakırköy'e geldik. İlk kez bakacağımız için bildiğimiz yerlerden bakalım dedik. Buradan daha önce ablamın gelinliğini almıştık. Oraya geldik. Bir tane Ecem Fırsatsın gizli çekimler yaptı ama koyabilirsem ekrana onun fotoğraflarını yansıtacağım. Pasaj. Şu anda pasaja geldik. Pasajda fiyatlar gerçekten yarı yarıya. Bir yandan da kına elbisesi bakıyorum ama galiba gelinliği buldum arkadaşlar. Şu an burası çok sesli. Biraz daha sessiz bir ortama gittiğimde anlatacağım detaylarını. Galiba gelinliğimi buldum. Çok heyecanlıyım. Bence buldum. Özellikle Ecem'in şu fotoğrafıyla birlikte son teşvik kapanış yapmak istiyorum. Bir gelinliklere baktık, kınalıklara baktık. Hepsine çoğuna baktık. Ve kafamda bir şeyler oturdu aslında. En önemli olan şey bence satıcının, yani orada sizinle ilgilenen kişinin tavrıymış. Bunu fark ettik hep birlikte. Çünkü bazı girdiğimiz dükkanlarda böyle o ilgiyi, sıcaklığı tam alamadığımız yerler olmuştu. Bir yerde tam o hissi yakaladığımız bir yer oldu. İsmini de ben ekrana yazarım. Henüz zaten karar vermedim oradan alıp almayacağımız ama şu anda işte eve geldik ve çay içip konu değerlendirmesi yapıyoruz. Model olarak ben çok beğendim. Ecem de bazı gizli çekimler yaptı. Ekrana fotoğraflarını koyarım. Birinci fotoğrafı şuraya yansıtıyorum. Bu gelinlikçi ablamın da bizim gelinliğini aldığımız yerdi. Ve oradaki gelinlik biraz fazla rahatsızdı. Biliyorum zaten rahat bir şey değil gelinlik ama omuzları falan inanılmazdı. Belki fotoğrafta zoomlayıp gösterebilirim. Benim zaten gelinliği giydiğim anda şuralarım, omuzlarım, sırtım, her yerim kıpkırmızı oldu. Belki ilk giydiğimdeki yaptığım heyecandandır bilmiyorum ama bu birincisiydi. Eğer puanlama yapacaksanız diye yapın diye daha doğrusu fotoğraflarını koyuyorum. İkincisi ekrana yansıtıyorum. Bunu ben çok beğendim. Daha doğrusu herkes çok beğendi de benim çok sevdiğim şöyle bir ikili askı modeli vardı. Onu burada kullanmışlar. Burası bir moda eviydi. Yani üstünüzde istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ve fiyatları da çok uygundu. Çok tatlı bir kadın vardı orada. O yüzden ismini ekrana yansıtacağım. Oraya bakabilirsiniz eğer ihtiyacınız varsa. Üçüncü modeli tekrardan ekranda görebilirsiniz. Bunu da orada denedim. Onu da çok beğendim ve şu an 2 ve 3 arasında kaldım aslında. Daha bakacağım yerler vardı. Aysera'ya bakacaktım ama randevumuz olmadığı için gidip göremedik. Bir sonraki hafta artık ona da gidip bakacağız. Bakırköy'e gittiğimi zaten söylemiştim. Bu markaların, bu işte gelinliklerin hepsi Bakırköy'deydi. Bir de kınalıkta baktık aynı zamanda. Kına elbisesi yani. Birkaç tane de onları ekrana yansıtırım. Onlardan hangisini alacağım az çok belli aslında. Bu sürpriz olsun. Klanda görürsünüz diyeceğim sanki herkes gelecekmiş gibi. Pırtık daveti mi? Pırtık da daveti. Pırtık daveti. Bir saniye pırtığı göstereyim. Pırtık! Pırtık ünlü oldu şu an YouTube'da. Utangaç. Biraz utanıyor kendisi. En çok hangisini beğendiniz? Lütfen yorumlar kısmına yazın. Çünkü dediğim gibi benim aklımda bazı şeyler oluştu ama henüz karar vermedim. O yüzden sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Eğer bu tarz videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.